Hocam ya. Buraya bak, bu Instagram'a benim Vevoya sayfasına binlerce mesaj geliyor. Ahmet Çakar'dan özür bekliyoruz yani. Hocam şu işi bitirelim bak. Peki. Ver bakayım Vole'deki anketi. Evet. Anket bir gelsin. Vole'deki anket bir ekrana geliyor sevgili seyirciler. Ne oluyor ya? Evet. Gelsin bir ekrana. Size göre benim Muğdat hakkında söylediklerim mi daha büyük saygısızlık, yoksa Hasan Şaş'ın söylediklerim mi? Ahmet Çakar %50.5, Hasan Şaş %49.5. Evet, Türkiye'deki Galatasaraylılar. Muğdat oğlum. Vole'de milletin bölündü. Sandık benim için her şeydir. Çok şeydir en azından. Demokrasi aşığı bir abiniz olarak. 50.5 bile nasıl sistemimizde 50+1 cumhurbaşkanımız seçiliyor. Efendim 50.5 Muğdat'cığım. Her ne kadar hakaret edip seni üzüp senin kişiliğin, bravo, futbolcu kariyerinle ilgili bir şey zikretmesem de milletimin isteğini uyarak özür diliyor, gözlerini öpüyorum. Bravo hocam. Gökmen abi, duyulalım bir dakika. Gökmen abi, yeter. Kapatacağım bir şey söylemedim. Manyak mısın Gökmen abi? İyice şaşırdım ben. Gökmen abi. Kaportacılar. Doğru değil mi? Doğru söylüyorsun. Gökmen abi. Ne abisi? Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ne? Kaportacı ne alaka? Kötü bir şey demedim be Göke. Kaportacılarla ilgili bir şey söylemedim. Kaportacılar dedim. En emeği göz doğrucu insanlar. İyice şaşırdım. Ya Gökmen abi. Gökmen abi sana bir şey olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Türkçe. Gökmen abicim. Dinler misiniz canım abicim benim? Bak Gökmen abi, ellerinden öpüyorum. Bak birisi herif diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Ne öbürü? Sen para var. Öbürü dediğin ki. Derken hocam. Bak ne demiştim sana. Ya hocam Musa çektirdi, sinir yaptı. Beyne gitti beyne. Çok bakıyor. Çok yakışıklı oldu ondan. Çok yakışıklı oldu. Gökmen abi. Bana da ektirir misin? Sana da ektiririm. Ey Türk milleti, ektireyim mi be? Ne ektireyim? Anket hocam, Ahmet Çakar saç ektirsin mi? Ama saçmalama, saçmalama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ankete koyalım, valla doğru söylüyor. Kadir abinin gökmeni var, Kadir abinin. Hadi Gökmen abi. Bir tane de Gökmen abi. Şeydeki. Bodrum hakim. Hayır abi, Koğuş'taki ya. Cezaevinde bir film var. Kısa saçlı. Tatar Ramazan'a benziyorsun biliyor musun? Şu an Kadir İnanır'ın bak Tatar Ramazan gibisin. Dostum benim be dostum. Ses sanatçımız. Ahmet Çakar'a. Dost oldun. Dost oldun. Ahmet Çakar'a. Bu dakikadan itibaren beni manevi babam bil. Yavrum. Babası. Al koruma altına al hocam. Estağfurullah. Ne hocam? Hocam futbol olarak koruma altına. Başka ne İnşallah, yaptınız? Yani? İnşallah Türkiye'de büyük yıldız olursun. Her ne kadar senin futbolculuğuna, karakterine, aile yapına asla böyle bir haddim de yok. Böyle bir şey düşüneceğim de olmadı. İsmin futbolcu olmanın lafı seni üzmüşse gözlerinden öpüyorum. Özür diliyorum oğlum. Tekrar. Bravo. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Bravo abi. Ben normalde bunu yapmam. Bravo. Halkın, milletin 5000 kişi Vole'de %50.5'la özür dilememi istedi. Bize de hocam ben. Küfür edenler bizden özür dilesinler. Ya tabi eder. Bizim bir günahımız yok. Tamam. Ertem'in bir günahı yok. Oldu mu? Gökmen Tatlı abinin bir günahı yok. Küfür geldi abi bize. Ertem, bir, bir tane derdim var, onu da hemen söylemek sevgili istiyorum. Sevgili Ultra Aslan'ın yetkililerine söylüyorum. Bana cümleler falan kurdunuz. Sanıyorum Hasan Şaş'ın yaptığı saygısızlıkla ilgili de. Belki resmi istediğinizde demezse abi onunki de yanlış oldu diye bana bir mesaj çekersiniz Ultra Aslan'ın ileri gelenlere. Doğru mu Buğra Korkut oğlum? Doğru. Ertemciğim, evet, bir de çok büyük bir sıkıntım var, onu da söyleyeyim. Ben böyle işleri kimse önemsemiyordu. Ben bazen daralırım böyle şeylere. Hangisi babuş? Bu Türkiye'de son böyle 3-5 yılda bu da moda oldu. Ben böyle şeye alışık değilim. Espri diye bir şey var. Efendime söyleyeyim, futbolcu sert giriyor. Diyoruz ki ya bu futbolcu olsa futbolcu olacağına kasap olmayız. Değil mi? Ne dersin? Bu mecazi bir benzetme. Hadi bakalım kasaplar odası açıklama yapıyor. Siz başlıyorsunuz kasaplardan özür dile. İmamlardan özür dile. Ne oluruz kardeşim? Türkiye burası ya. Konuşamayacak mıyız? Kim çıkardı bu modayı ya? Ne desen herkesten tamam, özür neyse, dile. Neyse sinirlenme. Abdülkerim abi. Bir şey var. Ama sen futbolcu kasap gibi dedin. Kim kasapla ayaklanacak mı? Abdülkerim abi. Sokakta kasabının önüne geçelim. Hocam. Akıyor bu işleri ya. Hocam şu an yaşlılardan. Mesaj akıyor. Helal olsun. Bir dakika. Buradan çıkıyorum. Allah Allah. Ben de. Apo. He. Çengelköy'e gidiyoruz bizim yediren adamın kokoreççisine. Hazırlanın geliyoruz. Süper. Çengelköy halı sahadaki de Yüksel Bey. Hazırlanın çaylara geliyoruz. İzin alayım be. Hanıma ben buradan izin rica ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yarım saat kalacağız. Ben seni oradan gönderirim. Sevgili Muğdat gözlerinden öpüyorum. Ahmet Çakar özür diledi. Ama bak halkımın. Muğdat gözlerinden öpüyorum. Adamsın sen. Müsaade eder misin evlat? Efendim hocam. Yaptığımın asla hakaret hata olduğunu kabul etmiyorum. Özür dilemek içimden değil. Milletimin isteğine uydum. Vole'deki gençlerin 5000 kişinin 50.5'ine uydum. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu.